Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Kente otopark kültürünü kazandırmak ve Türkiye genelinde uygulanan parklanma sistemlerini Aksaray'da uygulamak için çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi, ücretsiz hizmetleri ve sosyal projeleriyle şehir hayatına katkı sunuyor. Aksaray Belediyesi yeni bir proje ile gazi ve engelli sürücülerin hayatını kolaylaştırmak için şehrin muhtelif noktalarında belirlediği ücretsiz otopark alanlarını sadece engelli sürücülerin hizmetine sundu. Aksaray Belediyesi gerek nüfus artışı gerek refah seviyesinin artmasıyla Aksaray sokaklarındaki trafik akışını ve kaliteyi arttırmak, otopark sorununa çözüm sağlayacak uygulama ve projeleri bir bir hayata geçirirken toplumun belli kesimleri için ücretsiz hizmetleri ve sosyal projeleriyle de şehir hayatına katkı sunuyor. Aksaray Belediyesi gazi ve engelli sürücüler için ücretsiz engelli park alanları oluşturarak sadece gazi ve engelli sürücülerin kullanımına ayırdı. Şehrin belirlenen noktalarında uyarı levhalarıyla gazi ve engelli sürücüler için ayrılan ücretsiz otopark alanları hizmete girdi. Gazi ve engelli vatandaşların adlarına kayıtlı bulunan tescilli, engelli tescilli araçlarına hizmet edecek olan ücretsiz otopark alanlarıyla birlikte Aksaray Belediyesi, gazi, gazi yakınları ve şehit aileleri ve engelli bireyler için hayata geçirdiği koordinasyon merkezleri projesi başta olmak üzere görme engelliler için sesli trafik lambalarından daha birçok sosyal ve fiziksel projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi sağlık alanında değişim ve dönüşüm kapsamında kente kazandırılan yeni Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde imara açılan yollarda yapımını üstlendiği alt ve üst yapı projesinde hızla ilerliyor. Aksaray Belediyesi Tacım Mahallesi'ne bağlı yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamlanan yapımıyla birlikte imara açılan bağlantı yollarında sıralı olarak alt ve üst yapıda çalışmalarını tamamlamak üzere. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın sağlık alanında çığır açacak olan ve çok yakında hizmete girecek olan yeni Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastane Projesi'ne verdiği alt ve üst yapı yapım işleri desteğiyle bölgede çalışmalar aralıksız devam ettiriliyor. Ekipler bölgede sıcak asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hastane açılışından önce bölgede tüm güzergahların alt ve üst yapı çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün İl Spor Merkezi ve Yaz Spor Okulları'nın resmi açılış töreni yapıldı. Türk sporuna geleceğin elit sporcularını kazandırmak, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini değerlendirebilmeleri amacıyla Aksaray Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlere yönelik olarak 28 farklı branşta İl Spor Merkezi ve Yaz Spor Okulları'nın resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine Aksaray Vali Yardımcısı Şahin Bayhan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan ve çok sayıda sporcuyla aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende açılış konuşması yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, 28 farklı branşta spor kursu açtıklarını belirterek, çocuklarımızın yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirmeleri ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla her yıl düzenlenen yaz spor okullarımızın bugün burada açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımız gerek dev tesisleşme hamlesiyle gerek uluslararası spor organizasyonlarında elde edilen başarılarla gerekse Türk sporunun marka değerinin artış göstermesiyle beraber sporcu yetiştirme alanında da önemli adımlar atmaktadır. Bu amaç doğrultusunda il müdürlüğümüz bünyesinde 42 branşta yaz spor okullarımız açılacak olup 28 farklı branşta faaliyet göstermekteyiz. Gelen talepler doğrultusunda diğer branşlarımızın kursları açılacak olup başlatılan eğitimlerden 5-18 yaş gruplarındaki çocuk ve gençlerimiz faydalanabilecektir dedi.
Konuşmasının devamında amatör kulüplerimizin zor şartlar altında özveriyle hizmet verdiğini biliyoruz diyen İl Müdürü Alkan, bu nedenle bakanlığımız 2018 yılı mali bütçesi kapsamında Aksaray'da faaliyet gösteren 42 amatör spor kulübümüze bakım, onarımları, malzeme, araç, gereç ve faaliyetlerde kullanılmak üzere 208 bin liralık yardım yapmıştır. Ayrıca Aksaray Valiliğimizce de amatör spor kulüplerimize malzeme yardımı yapılacaktır. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eder, faaliyetlerinize başarılar dilerim dedi. Yapılan konuşmaların ardından 208 bin liralık ödenek protokol üyeleri tarafından amatör spor kulübü yetkililerine teslim edildi. Genç sporcuların açılış töreni için hazırladığı gösteriler ise büyük alkış aldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, market alanındaki tecrübelerini toptan depo ve satış mağazası alanına kaydıran kule alışveriş merkezlerinin Gross Toptan Market açılışına katıldı. Aksaray'da market sektöründeki tecrübelerini toptan depo ve satış mağazasıyla taçlandıran kule alışveriş merkezleri Aksaray Gross Toptan Market mağazasını Kurtuluş Mahallesi'nde hizmete açtı. Hayırlı uğurlu olsun. Herhalde bahşiş istiyoruz. Bir alkış alalım arkadaşlar. Çok iyi. Kule Alışveriş Merkezleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünalan ve iş adamı İsmail Yardımlı ortaklığıyla açılan Gross Toptan Satış Mağazası'nın açılışına Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ramazan Koçak, İYİ Parti İl Başkanı Özkan Türemiş, Ticaret Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve parti ilçe başkanlarıyla çok sayıda davetli katıldı. Aksaray Gross Mağazası'nın açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilimizin en gözde mahallelerinden olan Kurtuluş Mahallesi'ne böylesi farklı bir konsepte mağaza açılmış olmasından duyduğum memnuniyeti kendim ve mahalle sakinleri adına dile getirmek isterim diyerek bol kazançlar diledi. Böyle güzel, mübarek bir günde, böyle güzel bir yerin açılışı bizleri mutlu ediyor. Burada Ticaret Odası Başkanımız, İl Başkanımız, Hamit Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız, Meclis Başkanımız burada. Burada iki tane büyük yatırımcının hem yardımcının hem de Ünalan beraber ortaklaşan güzel bir çalışmaya imza attılar. Önce bunun için tebrik etmek istiyorum. Çünkü şehrimizde bu tür ortaklıkların, bu tür birlikteliğin çok güzel meyveler vereceğini ben inanıyorum. Burada da bunun göstergesi olacak. Bu bir. İkincisi, herhalde Aksaray'da bu tip bir organizasyon, bu tip bir yapı ilk olacak. Bunun için de sizi tebrik ediyorum. Üçüncüsü de bu mahallemiz bu tip bir markete, bu tip bir yapıya gerçekten de ihtiyaç duyuyordu. Temennimiz diğer mahallelerimize de, yani özellikle böyle yapı marketlerinin olmadığı, böyle alışveriş marketlerinin olmadığı yerlere de bu tip açılışlar yaparsanız bizler çok mutlu oluruz. Seve seve açılışını yapmaya geliriz. Çünkü mahalle gezilerinde ve yaptığımız ziyaretlerde sürekli bunlar talep ediliyordu. Biz de diyorduk ki yatırımcıyı bulalım, sizleri yönlendirelim. Bunun başlangıcı burası olsun. İnşallah diğer yerlerde devamını getirsin. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Ortaklığınız mübarek olsun. Çalışanlarımızın da Allah yar ve yardımcısı olsun. Kazasız belasız güzel kazançlar diliyoruz inşallah. 320 kişiye istihdam sağlanan market açılışında AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve Ticaret Odası Başkanı Cüneyt Göktaş da kısa birer hayırlı olsun konuşması yaparak teşekkür ettiler. Allah yeni işleri açan kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bol bereketli kazançlar diliyoruz. Türkiye'nin istikrarı gerçekten çok önemli. Bu konuda da vatandaşımız bize gereğini yaptı diye düşünüyoruz. Ben tekrar açılışın bu işlerinin iş yeri sahiplerine ve bu mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olmasını temin ediyorum. Allah utandırması mahcup etmesin inşallah. Yapılan protokol konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Davetler hep birlikte mağazayı gezdi. Aksaray Belediye TV ekranında yeni içerikli bizim mikrofon röportajlarımız başladı. Haber ekibimiz bizim mikrofonla güzel fikirler üretmek mümkün olurdan yola çıkarak Aksaray Belediye Başkanı olsanız neler yapardınız sorusuyla hem şaşırttı hem de vatandaşın nabzını yokladı.
Sevgili seyirciler, sizler de ekran başında belediye başkanı olsaydım neler yapardım sorusuna cevap ararken bizim mikrofona verilen cevaplarla sizlere veda ediyoruz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. İlk hizmet iş imkanını arttırmaktı. Yani gençlerimiz çoğu göç oluyor. Göçü engellemek yani. Büyük şehre doğru yani büyük projeler yapabilirdim yani. İlk hizmet trafiği hafifletmek olurdu. Yani 8. ay gelince Almancı zamanı girilmiyor şehir içine. Çarşıyı genişletirdim. Çarşı çok küçük. Çarşının gelişmesi lazım. Bunlar aklıma gelen başka bir şey yok. Aksaray'da şu an tek özellik, tek eksik olan tuvalet. Yani bakarsanız ki şurada hiçbir tuvalet yok. Bir insanların en ihtiyacı tuvalettir. Aksaray yapacağımız ilk proje, vallahi hayvanlarımızda bile suyu yok yani. Barajlarında su da yok. Bunlar hepsini yapardık yani. Vallahi Aksaray yapacağım ilk hizmet, arazilere bir Kızılırım'a bağlardım yani en azından. Arazide su sıkıntısı var. Belediye başkanı siz olmuş olsaydınız Aksaray'a yapacağınız ilk hizmet nedir? Hızlı tren getirir. Otobüsleri büyütmek. Kesin yani otobüsler büyük sorunlu benim öğrencilik yıllarımda. Direkt otobüsleri büyütmekle başlardım hizmeti. Pembe otobüs yapmak isterdim. Bir de duraklarda kapalı olmasını isterdim. Kışın çok soğuk oluyor. Turizmi geliştirmek olurdu. Daha üst bir dizeyi almak. Yani yeşillendirme alanını hani biraz daha güzel seçerdim. Hani bazı şeyler düzensiz olduğu için o mühendisi daha iyi bir şey yapardım yani. Ne bileyim bir yeşillik alanını farklı yapardım. Çiçeklendirmeyi daha çok.